İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Davut Genç görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şimdi Abdüllatif Uyan'ın yazdığı, Hayri Küçükdeniz'in seslendirdiği şiirlerle menkıbeleri dinliyoruz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. İstikbali kazanmak. İmam-ı Gazali'den nasihat isteyene bir mektup göndererek buyurdu şöyle yine: Ey oğlum, iyi bil ki biz aciz birer kuluz. Allahü Teala'ya ibadete memuruz. Kavuşabilmek için ebedi saadete sarılmamız lazımdır taat ve ibadete. Günahtan da şiddetle lazımdır ki kaçınmak, cehennemden kurtuluş umulur böyle ancak. Resulullah buyurdu: Ölün, ölüm gelmeden, görün hesabınızı hesaba çekilmeden. Hazreti Ali dahi buyurur ki, bir kimse çalışmadan cennete girmeyi arzu etse, o kişi boş hayale kapılıyor demektir. Çünkü kavuşmak için çalışmak lazım gelir. Hasan-ı Basri dahi buyurdu: Çalışmadan cenneti talep etmek günahtır, kaçın bundan. Büyüklerden biri de bu bapta buyurdu ki: Aklı olan bir kimse bırakmaz ibadeti. Gece gündüz daima ibadete sarılır. Çünkü sonsuz rahata ibadetle varılır. Oğlum, kitap okuyup ilim öğrenmek için birçok gecelerini harcadın. Acep niçin? İlim öğrenmekteki asıl maksat ve gayen dünya menfaatleri idiyse esasen, yani bu ilim ile diğer bazı insana caka satmak idiyse, yazıklar olsun sana. Demek ki bunca sene boşa gayret etmişsin ve kendini azaba kendin sürüklemişsin. Yok eğer bunda gayen İslam'a hizmet ise ve huy ve ahlakını temizlemek idiyse, ne güzel eylemişsin. Müjdeler olsun sana. İnsan böyle kavuşur sonsuz olan ihsana. İşte muvaffak insan buna denilir ancak. Buna denir hakiki istikbali kazanmak. Ey oğlum! Bu dünyada yaşasan da ne kadar?
sonunda öleceksin. Bu açık ve aşikar. Sımsıkı sarılsan da bu dünya zevklerine, bir gün ayrılacaksın hepsinden tek tek yine. Ve yine bu dünyada ne istersen onu yap. Lakin bil ki sorarlar hepsinden bir bir hesap. İmanı, ibadeti tam öğrenmeden önce, para kazanmak için uğraşırsan gün gece, ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun. Eğer böyle edersen sana yazıklar olsun. İncil'de okudum ki, öldüğünde insanlar, tabuta konulup da ta ki mezara kadar, Hak Teâlâ okula 40 sual soracaktır. Bunlara cevap vermek kolay olmayacaktır. Birincisi şudur ki, ey kulum, ne ki sebep, yaşadığın müddetçe dünyaya çalıştın hep. İnsanlar sevsin diye uğraştın da bu kadar, neden benim sevgime etmedin hiç itibar? Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen, benim ihsanlarıma garg olmuşsun tamamen. Ey oğlum! Allah bunu soracaktır tabii. Lakin sen oyunlara dalmışsın çocuk gibi. Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun. Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun. Semai nuri Ahmet'e Cibriller pervane döner. Semai nuri Ahmet'e Cibriller pervane döner. Nur cemali Muhammed'e melekler pervane döner. Nur cemali Muhammed'e melekler pervane döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Dersim ben Arif'ten almış, deryayı rahmete dalmış. Dersimen Arap'ten almış, deryayı rahmete dalmış. Aşk ile yüreği yanmış, yananlar pervane döner. Aşk ile yüreği yanmış, yananlar pervane döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Allah deyip Muş'a döner, elindeki asa döner. Allah deyip Muş'a döner, elindeki asa döner. Asuman'da İsa döner, yıldızlar pervane döner. Asuman'da İsa döner, yıldızlar pervane döner.
Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Feyzi Muhammed'den almış, deryayı hikmete dalmış. Feyzi Muhammed'den almış, deryayı hikmete dalmış. Cananını canda bulmuş, bulanlar pervane döner. Cananını canda bulmuş, bulanlar pervane döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Sırr-ı esmanın kolları Resulullah'ın günleri. Sırr-ı esmanın kolları Resulullah'ın günleri. Boğaz içi bülbülleri Allah der pervane döner. Boğaz içi bülbülleri Allah der pervane döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Huder döner, Hayder döner, Allah deyip. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimize dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselamı kurban etmek üzere son hazırlığını yaptı. Bu esnada İsmail aleyhisselam ellerini kaldırıp, "Ya Rabbi, bana sabır ver," diye niyazda bulunduktan sonra babasına dönüp, "Babacığım, görüyor musun? Gök kapıları açılmış, bazı melekler bize bakıp hayretlerinden Cenab-ı Hakk'a secde etmişler. Bazıları da Hak Teâlâ'ya münacaat edip, 'Ya Rabbi, bir peygamber bir peygambere bıçak çekmiş, başı ucunda duruyor. Senin rızanı gözetmek için onu boğazlamak istiyor. Sen onlara merhamet eyle,' diyorlar," dedi. Daha sonra İbrahim aleyhisselam oğlunu güzelce bağladı, yüzü koyun yatırıp boğazını tuttu ve, "Ya Rabbi, bu benim oğlum, gözümün nuru, gönlümün sürurudur. Kurban etmemi emrettin. Şu anda emrini yapmak için halis niyetle geldim. Kurban etmeye hazırım. Sana hamd ve sena ederim. Ya Rabbi, bu kıymetli yavrumu kurban etmekte bana sabır ver," dedi. Sonra bıçağı oğlunun boynuna yaklaştırdı ve son olarak, "Ey yavrum, kıyamete kadar sana veda olsun. Tekrar görüşmek kıyamet günü olur," dedi. Bu arada İsmail aleyhisselam, "Ey babacığım, acele et. Rabbimizin emrini çabuk yerine getir. Emir yapmakta geciktiğimiz için Rabbimizin bizi azarlamasından korkuyorum. Babacığım, elimi ayağımı çöz, melekler kendi isteğimle kurban olduğumu görsünler ve Halil'in oğlunun Allahü Teala'nın işinden razı olduğunu bilsinler," dedi. İbrahim aleyhisselam
bu söz üzerine ellerini çözüp bıçağı boğazına dayayınca İsmail aleyhisselam güldü. "Ey oğlum, bu haldeyken niçin güldün?" diye sordu. "Babacığım, bıçakta Bismillahirrahmanirrahim yazılı olduğunu görüyorum. Üzerinde dostun ismi yazılı olan bıçak nasıl keser?" diye cevap verdi. İbrahim aleyhisselam, Hak Teâlâ'nın ismini zikrederek bütün gücüyle bıçağı oğlunun boynuna çaldı. O anda Hak Teâlâ, Cebrail aleyhisselama emrederek, "Yetiş, bıçağı çevir!" buyurdu. O da Sidretül Münteha'dan bir anda gelip bıçağı ters çevirdi. Bıçak kesmedi. Bir daha çaldı, yine kesmedi. Ve ne kadar uğraştıysa kâr etmedi. İsmail aleyhisselam, "Babacığım, ne kadar şefkatlisin. Bıçağı kuvvetli vuramıyorsun. Yüzüme bakma, böylece hizmette kusur etmezsin," dedi. Hazreti İbrahim bıçağı tekrar biledi ve oğlunun boğazına daha kuvvetli çaldı, yine kesmedi. İsmail aleyhisselam, "Babacığım, bıçağın ucunu şah damarıma bastır," deyince öyle yaptı ve diziyle de bastırdı. Bıçak iki kat olmasına rağmen boynuna izi bile çıkmadı. İbrahim aleyhisselam üzülüp bıçağı taşa çalınca taş ikiye bölündü. Bıçak dile gelip sordu, "Ey İbrahim, Nemrut seni ateşe attığı vakit seni niçin yakmadı?" Hak Teâlâ yakma diye emreylediği için. "Ey İbrahim, Hak Teâlâ ateşe bir kere yakma diye emreylediyse, bana 70 defa kesme, kesme diye emreyledi." O anda Allahü Teâlâ'dan vahiy geldi. "Ya İbrahim, elbette sen rüyanı tasdik ettin. Sana düşen vazifeni tam olarak yaptın. Şimdi sıra bende. Lütuf ve keremimi görmek için şu dağa bak." İbrahim aleyhisselam dağa bakınca cennetten gelmiş eşsiz güzellikte bir koç gördü. Allahü Teala buyurdu, "Bu senin oğluna fedadır." Cebrail aleyhisselam koçu getirirken "Allahu Ekber." İbrahim aleyhisselam da koçu yakalarken "La ilahe illallahü vallahu ekber." İsmail aleyhisselam da "Allahu ekber velillahil hamd" dedi. Böylece bayram tekbiri meydana geldi. "Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu ekber velillahil hamd." Sonra İsmail aleyhisselam yerine bu koç kurban edildi. Bu koçun boynuzları Abdullah bin Zübeyr zamanına kadar Kâbe duvarında asılıydı. Sonra çıkan yangında yandı. Bu koçun kurban edildiği yer Mina olduğu için hacılar kurbanlarını burada kesmektedirler. Hayatım Roman. Köydeki çocukların ölüm sebebi. Ben emekli ilköğretim müdürüyüm. Bundan 19 sene önce, yani henüz emekli olmadan önce yaşadığım oldukça önemli bir hatıramı nakletmek istiyorum. Belki dinleyenler bundan bir ders çıkarır. Köyümüzde eğitim öğretim yılının başladığı dönemdi. Okullar kısa süre önce açılmış, çocuklarımız coşkuyla derslerine başlamıştı bile. Bu arada birkaç öğrencimizin hastalandığını öğrendik. Çocuklar doktora götürüldülerse de ne yazık ki kurtulamadılar. Bu hepimizi şoke etmişti. Köy yerinde birkaç çocuğun aynı anda ölmesi, hem de ölüm sebebinin bulunamaması korkutucu olduğu kadar üzücüydü de. Birkaç gün sonra yine birkaç öğrencimiz daha hastalanınca bizi bir telaş aldı. İlçeden hemen sağlık ekibi çağırdı.
Onlar araştırmaya başladılar ama ne bir sonuç alınabildi ne de biz o çocukları kurtarabildik. Ne yazık ki onlar da ölmüşlerdi. Artık hepimizin sinirleri gerilmişti. Köy karantinaya alındı ama ne çare. Bu her neyse sadece çocuklar ölüyordu ve ölmeye de devam ediyorlardı. Ne oldu doktor, bir şey bulabildiniz mi? Ne yazık ki hayır. Zehirlenmeden şüpheleniyordum ama tahlil sonuçları geldi. Olay zehirlenme de değil. Peki neler oluyor doktor? Bu her neyse sadece çocukları vuruyor. Onlar birer ikişer gözümüzün önünde ölüyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bunun bir sebebi olmalı. Evet ya doktor bey, bir şeyler yap ne olur. Köyde neredeyse cenaze çıkmayan ev kalmadı ya. Allah Allah. Allah herkesin Allah. Sinirleri gerildi. Hele çocuklar. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Sınıftan içeri girdiğimde öğrencilerimden biri öğretmenim biz ne zaman öleceğiz diye sordu bana. Bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemezsiniz doktor. Yalvarın bir şeyler yapın. Sizi gayet iyi anlıyorum. Görüyorsunuz, elimizden gelen her şeyi yaptık. Doktor! Doktor! Doktor çabuk gel! Ne oldu? Bakkal! Bakkal! Bizim bakkal birden fenalaşmış. Tıpkı çocuklar gibi olmuş. Hemen geliyorum. Bu iyi işaret. Demek ki bu her neyse sadece çocukları vurmuyor. Evet evet. Belki ondan bir şeyler öğrenebiliriz. İnsan hastalığa sevinir mi? Biz o an sevinmiştik işte. Bakkalı hemen vilayetteki hastaneye götürdük. Fakat netice aynıydı. Demek bakkal da ölecek ha? Maalesef. Yapılacak hiçbir şey yok mu doktor? Doktor arkadaşlar zehirlenme tedavisi uygulamak istiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten ölecek. Denemek de ne kaybedebiliriz? Öyle ya. Deneyin tabii. Kim bilir belki bir sonuç alırız ha? İnşallah. İnanır mısınız? Bu tedaviyle bakkal iyileşmeye başladı. İyice kendine geldiğinde ise anlattıkları bize ışık tutmuştu. Artık iyileştin Rüstem Efendi. Gözün aydın. Sayende doktor bey. Sen olmasan ben de ölmüştüm. Şimdi söyle bakalım. Hı. Dükkanında bit pire ilacı satıyor musun? Yok satmıyorum doktor. İyi düşün Rüstem Efendi. Emin misin? Ya satsam söylemem mi doktor? Neden gizleyeyim? Onca sübyanın ölmesi beni mutlu mu etti sanki? Haklısın Rüstem Efendi. Ama biz seni suçlamıyoruz. Hatırlayamadığın bir şey var mı diye merak ediyoruz. Sizi ilgilendirecekse tütün zehri satıyorum ama... Tütün zehri mi? Evet. İşte bu. Hemen köye gidip yeni zehirlenme vakalarında tütün zehirlenmesi tedavisine başlandı. Tabii bu uygulamadan da olumlu sonuç alındı. Köyde ölümler durmuş, hepimiz derin bir nefes almıştık. Fakat bu arada da tam 28 çocuğumuzu kaybetmiştik. Şimdi gelelim öbür konuya. Tütün zehri bu çocukları nasıl öldürdü? Öyle ya, çocuklar bu zehri içmiyorlardı ki. Bakkal onu da anlattı. Annelerin isteği üzerine bakkal bu ilacı sulandırarak satıyormuş. Özellikle okul çağında çocuğu olanlar alıyormuş bu ilacı. İşte bundan sonrası tam bir cehalet örneği. Anneler sulandırılan bu ilacı çocukların saçlarına ve elbiselerine sürerek temizlik yaptıklarını zannediyorlarmış. Başa ve vücuda sürülen bu zehirli ilaç körpe çocukları yavaş yavaş zehirliyor ve öldürüyor. Bu cahillik tam 28 çocuğun hayatına mal oldu. Artık o köyde böylesi ilkel bir uygulama yapılmıyor. Dilerim beni dinleyen ve bu şekilde temizlik yapmaya kalkışan başkaları varsa hemen bu uygulamadan vazgeçer. Alam dünya
Kimisinin alan eden, kimisinin sonunda uryan eden soyan dünya kasteden halkın özüne toprak domduran gözüne gaflet ehlinin yüzüne İşin gücün daim yalan, çok kişiden arda kalan, çok zaman boşalan dolan yalan dünya değil misin? Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Hocam, dün ikinci bayram münasebetiyle sohbette işte son olarak bitirirken dinleyicilerimiz işte hep ölümden bahsettiğiniz şeklinde düşünmesinler demiştiniz. Ama tabii ki sonuç itibariyle ölüm hayatın belki de en gerçek kısmı. Onun için insanların biraz daha böyle birbirlerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Şuraya getirmeye çalışıyorum lafı. Şu anda bayram münasebetiyle olsa bile hala dargın vaziyette olan insanlar da vardır. Yani insanoğlu olarak biz öleceğimizi bile bile hep nedense gene birileriyle dargın durabiliyoruz. Bu münasebetle dargınlıkların barışması, işte anne baba, evlatların birbiri arasında, kardeşlerin birbiri arasındaki bu küslüklerin giderilmesi de herhalde lazım. Bunun ehemmiyeti üzerinde de bugün konuşursanız iyi olur. Estağfurullah. Bugün bayramın üçüncü günü, onu tekrar hatırlatalım. Bugün de teşrik tekbirlerine devam ediyoruz. Yarın dördüncü günü ikindi namazında bitecek. Ama bugün hala da kurban kesilebiliyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Güneş batana kadardır. Eğer kesemediyse halen daha kesilebiliyor efendim.
Gelmeden dargın olma meselesi. Haklı bir haklı ve esaslı bir konuya temas ettiniz de. Gerçi bayramlarda genellikle bunlar hatırlatılıyor. Hatırlatılacak elbette ki. Hele bayram günü bunlar vesile olacak. Vesile olmakta daha doğrusu. Şimdi anne babayla evlat arasında zaman zaman dargınlık alıyor. Karı koca arasında oluyor. Ne bileyim akrabalar arasında oluyor. Niye buradan başlanıyor önce? Çünkü bir evin içerisinde diyelim ki karı koca arasında bir dargınlık olsa bu evlatlara yansır. Evde huzur diye bir şey kalmaz ki. Baba bir tarafta, anne bir tarafta. Hele bayram günü. Buz gibidir ev. Ne bayramı geldiği belli olur, ne bayram olduğu hissedilir. Yani çocuklar annesine gitse bir türlü buz gibi, babasına gitse bir türlü. Gidin ananıza diyecek, özür, gidin babanıza diyecek. Acayip bir durum söz konusu. Halbuki dinimiz bu konuda 3 güne kadar izin verilmiş. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu konuda böyle bir hadis-i şerif var. 3 güne kadar izin verilmiştir. Yani 3 gün içerisinde o gergin olan sinirler işte yatışır, kendine gelir ve 3 gündür. Bunun ruhsatı, müsaadesi bu kadardır. 3 günden sonra devam edilecek olursa iki tarafa da günah yazılır. Kim önce barışırsa o sevap kazanır. Peki efendim barıştı. Karşı taraf aynı şekilde dedi ki bu kırgınlığı giderelim dedi ama o taraf barışmıyor. O zaman günah karşı tarafa yazılmaya devam eder buyuruluyor. Bu karı koca arasında da olsa böyledir. Anne ile evlat arasında, babayla evlat arasında da olsa bu böyledir. Dede ile torun arasında da olsa veyahut da nine ile torun arasında da olsa bu böyledir. Amca, dayı, teyze, hala arasında da olmuş olsa bu böyledir. Hiçbir zaman değişmez. Komşular arasında da olsa bu böyledir. Hatta arkadaşlar arasında. Yani bütün insanlar arasında. Yani değişmiyor bunun hükmü. Hep aynıdır. 3 günden fazlaya dinimiz izin vermemiş, müsaade etmemiştir. Günah olduğu, haram olduğu açıkça bildirilmiştir. Hal böyle olunca zaman zaman mesela bize gelen mektup ve telefonlarda da ifadesi ifade ediliyor. Siz de şahit oluyorsunuz buna. Ben çocukken de duyardım. Bir miras sebebiyle bir bakıyorsunuz. Ana kız birbirine giriyor. Mesela kız annesine rahatla diyebiliyor ki işte ölürsem ölüme gelme. Tabii arkasına da öbürsüyle. Sen ölürsen de diyor ölüne ben senin gelmeyeceğim. Kim bunlar? Ana kız. Veyahut da 2 kardeş. Yine miras sebebiyle giriyor. Miras sebebiyle birisi işte şurası benimdi, bu benim hakkımdı falan filan deniyor. Ve netice itibariyle bir bakıyorsunuz kavga başlıyor. Ondan sonra aynı resleşmeler orada da oluyor. Ölürsen, işte ölürsem ölüme gelme, ölürsem senin önüne gelmeyeceğim. Ya kim kime söylüyor bunu? Anne baba evlat arasında, evlat anne baba arasında, kardeşler arasında, 3 günlük dünya için veyahut da 3 kuruşluk dünya malı için bu değer mi? Uygun mu? Ama şu hatıra gelebilir. İyi de siz mikrofonun başında rahat rahat bunu söyleyebilirsiniz. Doğru, hakikaten rahat rahat oturuyoruz, şimdi söyleyebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Ama işin doğrusu bu. Başka bunun da alternatifi söz konusu değil. İşte sen işte ablamın veyahut da abimin yaptığı kötülükleri bana bir bilsen veyahut da annemin bana yaptıklarını bir duysan. Aynısını sana yapsalar. Aynısını sana bir yapsalar görürüz bakalım böyle anlatmana diye hatırdan da geçebilir. Ya olabilir, doğrudur hakikaten, tahammül etmek zordur. Hani bir kitaplarda İslam alimleri yazmışlar, suizan etmemeli. Ne demek o? Kötü düşünmemeli. Ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Suizanla sebebiyet verecek işte yapmamalı. Şimdi abidir, abladır. Şimdi genellikle kaşık kimin elindeyse fazla koyuyor. Şimdi bir kimse dağıtıcı pozisyondaysa ya zalim olunmuş ya mazlum olunmuş tabi. Yemek de dağılsa böyleymiş. Veyahut da mal taksim etse de böyleymiş. Şimdi onun elinde dağılıyor ya. Ya zalim olacak ya mazlum olacak. Eğer diğerlerinden biraz kendisine fazla şey yaparsa zalim olur. Bakar ki zalim olmamak için fazla verecek, o zaman da mazlum durumuna düşer. Onun için din büyükleri buyurar ki zalim değil mazlum olun, ezen değil ezilen olun. Kim karlı çıkacak? Mazlum olan, ezilen karlı çıkacak. Ama efendim işte o köşeyi dönüyor. Kimse köşeyi dönmüyor, merak etme. Herkes kabire gidiyor, tek başına giriyor. Yarın ahirette bunların hepsi tek 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 sorulacak. Sonsuz bir hayat var eğer inanıyorsak buna. Sonsuz bir hayat var. Sonsuz hayatta ele geçenle sonlu olan ve bitmek üzere olan, tükenmek üzere olan bir hayat var. Hemen bazıları hatırına gelebilir ve der ki ya siz öyle diyorsunuz ama işte onsuz da olmuyor, onsuz da olmuyor. Ya onsuz olmuyor ama Allah-u Teala kullarının rızkına ezelde kefilim buyuruyor.
Hiç kimse kendisi için ezelde takdir edilen rızkı yemeden ölmez buyuruluyor. Hal böyle olunca Cenab-ı Hak üzerine almış. Onun için o zulmediyor, fazla mı gasp ediyor? Onun olsun. Küstürmeye gerek yok, barış gitsin. O zaten ona yar olmaz. Daha dünyada da aynı şey. Eğer dünyada gelirse başına felaketler ve dünyada anlayabilirse fırsattır ve kurtarabilir. Ama dünyada aklı başına gelmez de bu fırsatı değerlendiremezse Allah Teala muhafaza buyursun. Ahirette bunun hesabı çok zor verilir. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Bir dank, çok az bir şeymiş o kul hakkı için. Bir kimsenin işte 700 cemaatle kılınmış ve kabul olmuş sevap, namazının sevabı veriliyor. 700 defa namaz kılacaksın, cemaatle kılacaksın. Bunlar da kabul olmuş. Bunu bir çırpıda pat diye alıp gidiyorlar. Bir dank, çok az bir kul hakkı için veriliyorlar bunu. Yazık günah değil mi bu? Yazık günah değil mi? Akıllı adam işi değil yani. Akıllı adam işi değil. Hani büyüklerden bir zata gelmişler işte efendim seni gıybet ediyorlar falan deyince, eğer demiş gıybet emredilseydi yani yapılması lazım gelseydi annemle babamın gıybetini yapardım. Niye efendim diyor soruyorlar. Evet, çünkü annemin ve babamın benim üzerinde hakkı çok. Gerçekten yapılması gerekiyorsa annemin babamın gıybetini yapardım. Çünkü böylece onların günahı bana geçerdi de hiç olmasa haklarını bir parçacık olsun ödemiş olurdum. Halbuki haram diye buyuruluyor. Yani bir başkasının arkasından konuşmak, dedikodusunu yapmak. Hele kırgın, dargın olmak, kırılmak, üzülmek, ondan sonra küstürmek. Dinimizde bu hiç caiz değildir. Dolayısıyla bu bayram günleri vesile edilmek suretiyle bu kırgınlıkların, bu dargınlıkların hemen giderilmesi gerekmektedir. Hem de acilen giderilmesi gerekmektedir. Ne yapıp yapıp mutlaka giderilmesi gerekiyor. Hatta diyelim ki dargın olan yakınlarımız, akrabalarımız tanıyor ve biliyor ise bunların arasına girmeli. Efendim işte bizi dinlemez ya. Teşebbüs etmeli, gitmeli. Hatta bu konuda dinimiz ruhsat da vermiştir, izin de vermiştir. Ya işte bak işte dayı oğlu, amca oğlu, hala oğlu neyse abi, abla. İşte sen böyle düşünüyorsun ama işte kardeşim senin hakkında böyle düşünmüyor. Diyor ki ya ablama karşı veyahut da abime karşı ben çok ayıp ettim ya. Ya bir türlü de gidip de özür de dileyemiyorum. Yazık, çok pişman olmuş falan. Öyle demiyor o taraf. Bu taraf şimdi ya gördün mü bak benim haklılığımı nasıl kabul etmiş falan. Tabii tabii sen haklısın falan. Öbür tarafa da başka türlü söylersin. Derken iki tarafı buluşturuversin. Mesele hallolur gider. Mühim olan onları barıştırmak değil mi? Mesela yalanın caiz olduğu yerler var. Bir tanesi de burasıdır buyuruluyor. Onun için bu bayram günlerinde bunları denemeli. Gene Anadolu'dan bahsedeceğiz. Gerçi İstanbul'da Anadolu'nun artık bir şehri küçültülmüş hali. Şöyle bir anlayış var. İşte diyelim iki kardeş, abi kardeş. Abi diyor ki o küçük diyor. Onun gelmesi lazım. Yani böyle bir mecburiyet var mı? Abisi gitse ne olur yani? Bir şey olur mu? Ne olur? Eksilir mi? Diyelim ki 1 metre 75 santim boyundaki 1 metre 60 santim mi düşer? Yani delikanlılık onda kalır en azından. Delikanlılık onda kalır. Efendim işte o küçük haddini bilmesi gerekir. Onun burnu sürtmesi gerekir. Hep kibirden kaynaklanıyor bu. Dikkat edilirse kavgaların çoğu hep böyle kibirden kaynaklanıyor. Özür dilerim efendim. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Kibir her türlü iyiliğe engeldir buyuruluyor. Kibir her türlü iyiliğe engeldir. Hakikaten yani insanların arasında böyle... soğukluğun meydana gelmesi de benim dediğim, benim dediğime gelmedi, benim dediğime uymadı, benim dediğimi yapmadı. Hep ben yani kibir var. Hep ben diyor. Nefsi hareket ediliyor. Ya abladır, abidir. Büyüklük onda kalsın, affediversin, ayağına gidiversin. Efendim işte o zaman diyecek ki derse desin ya. Ne derse desin. Eğer biz başkalarının bizim hakkımızdaki söylediklerine göre rotamızı çiziyorsak yandık biz. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talib. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken hep ey kardeşim oğlu derdi. Ey Allah-u Teala Resulü diyemedi. Yani Hazreti Ali'nin babasıdır bu zat. Zat diyorum çünkü Nimetül Kibra kitabında işte Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e lütfederek, ihsan ederek bunları dirilttiği ve imanla şereflendiği yazılı orada. Çünkü Peygamber Efendimiz'e çok hizmet etmiştir bu. Bu amcası Ebu Talib çok korumuş, hizmet etmiş. Korumuş, kollamış. 8 yaşından itibaren. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar hizmet edince insan el vermiyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e hizmet etmiş hem de. Dolayısıyla yani onun ateşte yanmasına insan el vermiyor. Cenab-ı Hak dilerse ve o kitapta da öyle yazıyor. Annesini babasını da diriltti. Muhammed Aleyhisselam ümmetinden olma şerefinde onlara ihsan etti. İfadesi geçiyor o Nimetül Kübra kitabında. Onu görünce de çok sevinmiştim. Fakat hayattayken hep ey kardeşimin oğlu derdi. Hazreti Ali'nin babası. Cafer Tayyar Hazretleri'nin babasıdır bu.
Hanımı da Fatıma binti Esed radıyallahu anh'a. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam annemden sonra annem buyurduğu bu hanımdır. Fatıma binti Esed. Sahabiye bir hanım. Hazreti Ali'nin ve Hazreti Cafer Tayyar Hazretleri'nin de anneleri. Hep kardeşim ne olur diye hitap ediyor Ebu Talip hayattayken. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam koruyor, kolluyor, müdafaa ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ey amca. Yani sen iman etmesen sana benim faydan dokunmaz, şefaat edemem. Diyor ki ey kardeşim oğlum seni sevindirmek isterdim ama Kureyş'in kadınları ne der? Ne der? Hani koca amca yeğenine tabi olmuş diyecektir. Ayıplanma korkusu ya. O amca hiç der mi yeğenine tabi olur mu? Değil mi? Ya. Nefis. Elinde ne büyümüş, beladır ya. Elinde büyümüş çocuğa. Elinde büyümüş çocuğa gider de tabi olur mu? Yeğenine tabi olur mu? Söylediklerin doğru, dediklerin hak. Ey kardeşim oğlum. Ey Allah-u Teala Resulü diyemedi. Şimdi... bu ayıplanma korkusu Ebu Talip'te böyle tezahür etti. Zamanımızdaki insanlarda da ya el alem ne der? El aleme göre mi hareket edeceksin ya? Kureyş'in kadınları Ebu Talip'i kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Öyleyse yani bizim de hangi konuda olursa olsun bir başkasının bizim hakkımızda söyleyeceği söz değil. Rabbimizin o konudaki rızası nedir ne değildir ona bakmamız gerekmektedir. Onun için bu bayram günlerini hep vesile etmeli ve bu dargınlıklar gitmeli. Hatta ya bayram günü, bayram bugün üçüncü günü ziyaretler yapılamamıştır mesela. Ziyaret et, dargın, ya çal kapıyı, vur zilini çal veya aynı şekilde zil yoksa kapıyı tıklatırsın. Ya bayram günü soğuk karşılayabilirler, karşılasınlar. Ya bayram günü, buyur diyeceklerdir. Eğer senin abinse, ablansa, amcansa, dayınsa git elini öp. Bayram netice itibariyle eve kadar gelmiştir. Yani bizim kendi örf adetlerimizdir. Eve kadar gelince reddedemez onu. Yapamaz onu. Yani elini öpersin falan. Ha o sonra derse işte bayramda onun için verdim elimi falan. Ne derse desin. Sonra bir pulluna daha denk gelir. Bir daha şey yaparsın. Sende kalsın yiğitlik. Efendim küçük ayağa gelmedi. Büyük gitsin. Ben büyüğüm can. Niye gideyim ben? Ya büyüksün işte. Bayram git. Çal kapısını. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben geldim. Bayramınız mübarek olsun. Bakarsın o niyetin sebebiyle bir değişir falan. Onlar da mahcup olur. Ya, insanız ya. Hele bir de kardeşse bu. Veyahut da amca yeğense, evlatsa elbette ki mahcup olacaktır. Ondan sonra ezilecek, büzülecek falan. İşte kusura bakmayın falan hakkınızı helal edin. Yok diyeceksin geçmiş sildik bitti o. Getir bakalım çayları. Getirin bakalım şekerlerinizi. Veyahut da kurban kesilsin. Getir kavurmadan. Değil mi? Evet. Biz de kavurma istiyoruz galiba. Evet. İkram edilir, yenilir, içilir ve hatta bakınız böyle dargınlıklar ve kırgınlıklar döneminde kitaplarda hadis-i şerifte de bildirilmiş. Hediyeleşin ki muhabbetiniz artsın buyuruluyor hadis-i şerifte. Hediye götür, bayram vesile et. Ufak dargınsa, tefek bile olsa. Tabii ufak tefek bile olsa götür bir şey. O hediye bereketiyle o da bir şeyler ikram eder. Karşılıklı olarak ne oldu? Hediyeleşti ve ikram başıldı. Aradaki o buz gibi olan soğukluk yavaş yavaş gitti. Sonra bir vesileyle bir daha araya gelir falan derken hepsi gider. Ondan sonra güllük gülistanlık olur. Sonra artık aradaki yaptıkları o hataları şakayla karışık olarak birbirine ya sorma ya. Birbirimize de o kadar işte darıldık, bağırdık, çağırdık. Ben hata ettim ya ben de hata ettim sorma ya falan. İşte şu kadar küstürdük. Ne oldu? İşte, ne oldu? Değil mi? Yani barıştık yani. Ha, Temel'in dediği gibi işte hastayım dediniz inanmadınız. Bak diye ne oldu? Netice itibariyle kabre koydunuz. Onun için efendim bir ifade geçiyor. Hadis-i şerif diye de naklediliyor da. Acibdü limen talebet dünya van mevtu talibuhu veya talibuha diye de naklediliyor. Yani şaşılır, hayret edilir ki şu kimseye ölüm o kimseye talip olduğu halde dünyaya talip olana. Şaşılır. Ya ölüm bize talip. Öyleyse kırgınlığın, dargınlığın yeri midir yani? Hep an önce barış, haklarını helal ettir. Herkes de iyi geçin. Ve vefat ettiğin zaman iyi kimseydi. Allah rahmet eylesin. Hepimiz insanız. Hata ve kusurumuz hepimizin olur. Ama netice itibariyle arkamızdan ya defoldu gitti demesinler de Allah rahmet eylesin. İyi insanlık dedirttirmeye bakalım. Evet. Dua edecek kimseler bırakalım efendim. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
İslam ve Toplum.